Günaydın herkese. Bugün pazartesi ve aslında bizim ikinci ama ilk günümüz sayılır. Bugün Ölüdeniz'e gitmeyi planlıyoruz. Bakalım, umarım güzel bir yolculuk olur. Arkada birazcık dağınık valizler var. Çekmeye çalışacağım. Ama çok konuşabilir miyim bilmiyorum. Eğer konuşamazsam daha sonrasında üstüne ses kaydı alıp size anlatım yaparım. Bu arada ben söylemedim galiba. Fethiye'deyiz. Fethiye merkezdeyiz. Ve Ölüdeniz'de Fethiye'ye 15 kilometre gibi bir uzaklıktaymış. Bakalım, göreceğiz. Şimdi gidiyorum ben. Birazdan yola çıkacağız. Görüşürüz. Ölüdeniz'e geldik şu an. Gerçekten dağlar çok güzelmiş. Tabii deniz daha güzel, ayrı konu. Yukarıda uçuyorlar, görüyor musunuz? Lütfen tipimi sorgulamayın. Denize girdim çıktım birazcık. Deniz çok sıcak. Yani gayet güzel o konuda ama fazla dalgalı ve direkt derinleşiyor. Bu arada biz şu an Ölüdeniz'deyiz. Yani Ölüdeniz'de tabiat parkındayız. Giriş ücreti arabayla 25 TL'ydi. Gelmek isteyenler böyle. Dağlar gerçekten... Susar mısın ya? Dağlar gerçekten o kadar yüksek ve o kadar güzel ki. Antalya'da böyleydi. Geçen seneye döndüğümden önceki sene Antalya'ya gitmiştik. Yani dağlar aşırı yüksek, aşırı kayalık ve harika. Bir de onun dışında bir sürü paraşüt var yukarıda. Biraz çektim. Biraz denizde çekmeye çalıştım. Bilmiyorum nasıl görüntüler elde ettim. Çünkü çok dalgalı gerçekten. Ya bir şey çekeceğim ya da yüzeceğim. İkisi birden olmuyor. Umarım beğenirsiniz videoyu. Gerçekten çok fazla paraşüt var ve çok güzeller. Şurada bir tane aşağıda iniyor birisi. Sadece nereden atladıklarını pek fazla çözemedim. Böyle dağların üstünden muhtemelen ama hani belirli bir yer yok. Size şimdi bir soru. Eğer paraşüt yapma imkanınız olsaydı biner miydiniz? Çok güzel görünüyor. Bütün güvenlik önlemleri alındığında yani muhtemelen bir sorun olmaz ama aksilikler de olabilir tabii. Evet, gerçek Ölüdeniz'i yeni bulabildik. Selam, deniz keyfinden sonra böyle video devam ediyorum. Gözlüklerimi taktım çünkü denizden çıkınca bence hiçbir insan güzel olmuyor. Neyse. Bizim bir önceki gittiğimiz yer böyle açık bir plajdı. Yani koy değildi. Burası biraz daha koy gibi, gerçek Ölüdeniz sanırım burası. Böyle uzun bir yol var. Bir tarafı açık deniz, bir tarafı kapalı deniz. O yüzden buraya gelirseniz dikkat edin. Burası çok daha güzel. Su böyle havuz gibi. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Çok fazla çocuk sesi var. Böyle gerçekten harika. Bu arada burası taşlı değil. Daha çok kumlu. Diğer taraf taşlıydı oldukça. Öyle. Bu arada bir de burada genellikle şezlonglar var ve kiralıyorsunuz. Böyle halk plajı değil aslında. Onu belirtmek isterim. Gidiyorum. Biraz daha keyif yapıp muhtemelen buradan gideriz. Müzik.
sapıttım tekrar. Gün 2 ya da 3 bilmiyorum günleri sapıttım. Bugün yine Ölüdeniz'e gitmeye karar verdik çünkü orasını oldukça beğendik. O yüzden başka bir yer aramayı düşünmüyoruz. Bir de böyle birçok plajın ve koyun yorumlarını okudum. Kimi yerlere gitmesi çok zor. Sadece işte tekneyle gidilen yerler var. Kimi yerlerde de suyun çok fazla derinleştiğinden falan bahsediyorlar. O yüzden biz burasını beğendik, buraya gitmeye karar verdik. Öyle çok farklı bir şey yapacağımızı sanmıyorum. Yine aynı aktiviteler ve aynı yerler olacak. Eğer farklı bir şey görürsem videoyu çekip tüm videoları birleştirmeyi düşünüyorum. Size ekstra ayrıntılar vermek için. Böyle. Şu an Ölüdeniz'e gidiyoruz. Burası Ölüdeniz Tabiat Parkı ve buraları da park yerleri. Girişte otomobille girerseniz 25 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz. Böyle ağaçlı bir yoldan ulaşıyorsunuz Ölüdeniz'e.
Selam. Ölüdeniz maceram sona erdi. Bugünü de burada kapatıyoruz. Hiçbir fikrim yok nasıl bir video olacağıyla alakalı. Ya bütün videoları birleştireceğim ya da part part koyacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve buralara kadar gelmiş gibi olmuşsunuzdur. Çok güzel manzaralar, dağlar çektiğimi düşünüyorum. Ve deniz görüntüleri. Sevenler için bence eğlenceli bir video olmuştur. Artık videoyu ve bu Fethiye tatilini burada sonlandırıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.